bilgisayarda, matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide kat ettiğiniz başarılar Türkiye'yi inşallah zirveye taşıyacak. Ülkemizin geleceğine ve inovasyon ekosistemine sağlayacağınız katkılar emin olun bizi şimdiden ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Sizlerden ricam bu ülkenin sizlerin omuzlarında yükseleceğinin bilinciyle büyük bir adanmışlıkla yolunuza devam etmeniz. Yolunuz her zaman açık olsun diyorum. Sözlerimi noktalamadan önce herkesin gurur duyacağı bir müjdeyi de bu kürsüden vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl kız öğrencilerin bilgisayara olan ilgilerini artırmak amacıyla İsviçre'nin ev sahipliğinde ilk kez Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. İnşallah 16-23 Ekim tarihleri arasında bu olimpiyatların ikincisine Antalya'da Türkiye olarak biz ev sahipliği yapacağız. Antalya markası bu alanda da inşallah ülkemizi gururlandıracak. Ben şimdiden bu olimpiyatlarda yarışacak kızlarımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ama buradan Antalya'ya da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları Antalya'da düzenlenecekse en fazla katılımında Antalya'dan olması gerekir. İnşallah Antalyalı kızlarımızı biz bu olimpiyatlarda birinci olarak görmek istiyoruz ve bunu başaracağınıza bizler inanıyoruz. Ama salon pek inanmıyor herhalde. Alkış yeterince yüksek olmadı. Ben buradan rektörlerimize, il milli eğitim müdürümüze sesleniyorum. İnşallah Antalya'yı en güzel şekilde kızlar bilgisayar olimpiyatlarında temsil edelim ve bu olimpiyatlarda birinci olalım diyorum. Bu vesileyle organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Başkanımız Sayın Profesör Doktor Arif Taştan. Matematik Komite Başkanımız Sayın Profesör Doktor Azer Kerimov. Sayın Profesör Doktor Ersin Göğüş geliyor alkışlarınızla. Çok teşekkür ederiz. Coşkulu ve büyük alkışları hak ediyorlar. Çok teşekkür ederiz değerli hocalarımıza ve Olimpiyatında gümüş madalya kazanan Bayram Alp Şahin, Emir Akdağ ülkemizi temsil eden öğrencilerimize plaketlerini vermeye başlayacağız. Evet, çok teşekkür ederiz. Yine 21. Asya Fizik Olimpiyatında mansiyon ödülü kazandı Emir Akdağ. Bu ödülünü de bu plaketinde bunun yanında alacak. Hasan Baydar, Ahmet Bera Sevim. Bu öğrencilerimiz şimdi sahneye geliyor. Her zaman güvenin ve o kapının ardındaki... Sayın Bakanım buyurun. Evet, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi uluslararası arenada en güzel şekilde temsil ettiler. Ama bazıları o kadar başarılı ki boyunlarında o kadar madalya var ki aşağı inmek zorunda kalıyorlar. Gerçekten sizler inşallah buradaki diğer gençlere örnek olacaksınız. Sizin gibi onlar da ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler. Güzel ve büyük bir alkış gelmesi lazım bu kardeşlerimize. Biraz daha yaklaşalım arkadaşlar. Alkışlarınızı lütfen eksik etmeyin onlara. O güzel alkışlar gelsin. Ve değerli konuklar. Evet, bunlar ortaokul bilgisayar olimpiyatında gümüş madalya kazanan öğrencilerimiz. Zaten çok dikkatli bakın. Bakın özellikle dev ekrandan gözlerine bakın.
hala işlem yapmaya devam ediyorlar. Hala bilgisayar onlarla beraber, hala hakikaten her anda onlar bu işin içinde gibi görünüyorlar. Hangi alanda şu iş kazandı? Hasan Hocam, ortaokul bilgisayarın ödülü ne kadar? Şey. 6.000 lira. Bak 6.000 liraymış. Fena sayılmaz değil mi? Yanlış söylemedin değil mi hocam? Çok sevinmediler ama. Ödülleri mi arttırsak bir parça? Hocam sen bir yeniden değerleme oranına bir bakalım. Tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. Hasan hocam altın madalyayı ne veriyorsun? 7.500. Yeter mi sizce 7.500 lira ödül? Daha çok mu olması lazım? Bak talepler Hasan hocam revize edilmesi yönünde. İnşallah Hasan hoca yapmazsa söyleyin. Ben halledeceğim. Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet Sayın Bakanımızdan da bu müjdeyi aldıktan sonra hemen devam edelim. Ortaokul matematik. Onlar da ilerleyen yıllarda elbette ki dünyanın her yerinde başarıyla temsil edecekler. Böylece tüm isimleri noktalamış oluyoruz. Değerli misafirler, şimdi bir aile fotoğrafı çekeceğiz. Öncelikle ben sayın milletvekillerimizi, sayın rektörlerimizi ve onları yönlendirmesiyle bugünlerde onların da yer alması bizim için çok büyük bir kıvanç. Bir kez daha hep beraber coşkulu bir şekilde alkışlayalım lütfen onları. Evet hep beraber bir el sallayalım arkadaşlar. Hep beraber bir el sallayalım kameralara da.